Bismillahirrahmanirrahim. Sura üflenmeyi anlatan 10 tane sure var. Şimdi bunları arayacağız. Nefaha, nufiha, üflendi anlamına gelen kökten başlarsak, bu üflemenin iki türlü olduğunu görüyoruz. Bu ayetlerin yarısında insana ruh üflenmesi, Adem'e ya da İsa'ya Diğer yarısında da sura üflenme, sura iki kere üfleneceği vesaire. Şimdi bunların bir tanesiyle başlarsak diğer kelimeyi de göreceğiz. Nufiha fis suri. Sur kelimesinde de arayalım. Bunun iki anlamda geçtiğini görüyoruz. Şu on tanesi biraz önce nufiha ile geçen sur kelimesi. Bir çeşit boru demek o anlamda. Bir de bunun tasavvur, ya, e, tasarlamak anlamına var. Savvere, suvere e, ya da musavvir. Uvallâhul halikul bariul musavvir. Tasarlayan anlamında. Bunun sur kelimesiyle ilgisini bilmiyorum ama aynı kökten. Fissur diye ararsak bu ikisinin birlikte geçtiği ayetleri arayalım. Ya da evet Fissur diye arayalım. Fi'yi de seçmek lazım. Bu on ayeti burada görüyoruz alt alta. Şimdi biz şu 36 ile 69 arasındakilere bakacağız. Kaf ve Hakka suresindekiler ilk inen ayetlerden kısacık ayetler ama çok çarpıcı. Sonra Yasin ve Zümer'de orta büyüklükte ayetler Mekke'nin orta döneminde ve en sonunda En'am suresindeki ayetle bitireceğiz. Önce Hakka suresi. Fe idha nufiha sur, Sura üflendiği zaman. Nefkatun vahide tek bir nefha, tek bir üfleme ile. Bu nefha aynı kökten, yani nufiha ile aynı kökten ve isim hali oluyor. İşte o gün neler olacağı burada anlatılıyor, mealinden bakalım. İşte o gün olacak olur, yani bu ilk üflemeden bahsediliyor. Ve şu noktaya geliyor bu ikinci üflemeden sonra, bu surede kısa söyleniyor ama ikinci bir üfleme var. O gün arz olunursunuz, gizli bir haliniz kalmaz deniyor. Yevme izin tuğraduna, o gün arz olunursunuz. Yani Allah'ın huzuruna çıkarsınız. La tahfa, gizli kalmaz. Minkum hafiye, sizden hiçbir gizli şey kalmaz. Hakka suresinde de onları okuduktan sonra Kaf suresinde benzerini okuyoruz. Ve nufiha sur sura üflendi. Zalike yevmül vaid, işte vaad edilen gün budur. Yine mealden bakarsak, bunun öncesinde sağında ve solunda oturmuş iki melekten bahsediliyor. Ve hemen sonraki ayette bir sevk memuru ve bir şahit. Sa'ikun ve şehid. Sahik onu bir yerden bir yere götürecek. Şehitte onun yaptıklarını yazan diye tefsir edilmiş. Çünkü aşağıda beraberindeki melek yanımdaki hazır diyor. Sümer suresindeki şu sayfa son sayfası çok ayrıntılı bir şekilde o günü anlatıyor. Biz ilk başına bakalım. Ve nufekha fessur. Yine aynı başlangıç. Fesaika. Buna öldü diye anlam vermişler ama başka ayetlerde bu bayılmak da olabiliyor. Kendinden geçmek. Ruhu gitmek. Men fis semavati ve menfil art. Göklerde ve yerde kim varsa sayka kendinden geçti. İlla men Allah. Allah'ın dilediği hariç. Sun nufiha fi uhra. Sonra ona bir daha üflendi. Böylece iki kere üflendiğini görüyoruz. Fe idahum işte o zaman onlar kıyamun yanzuru ayağa kalkarlar, bakınırlar. Kıyam kelimesi ayağa kalkmak. O güne adını veren bu fiil kıyamet günü deniyor. Çünkü kalkış günü. Ve eşrakatil ve yeryüzü pırıldar, aydınlanır. Bunun kökü şark, güneşin doğması yani güneş doğar gibi Allah'a nuru doğuyor. bir nuri Rabbiha. Rab Rabb'inin nuru ile kimin Rabbi yeryüzünün. Buradaki ha yeryüzüne karşı geliyor. Yeryüzü aydınlanır Rab'binin nuruyla. Ve bu diye el-kitap, kitap ortaya konur. Yani bütün kayıtlar ve ci ve şuheda nebiler ve şehitler getirilir. Bu şehitler de olabilir, şahitler de olabilir. İkisi aynı anlamda. Ama buradaki anlamıyla bizim aleyhimize şahitlik edebilecekler kim olacaksa. Ve gudiye beynehum. Aralarında hüküm verildi. Bir hak, hak ile. Yani hiçbir kusur yok ve ve onlara zulmedilmez. edilmez. Bu kitabımıza defalarca tekrarlanan bir tema. E, hesap gününde kimseye zulüm yok. Herkes hakkını alacak. Veya aslında iyi bilinen bir kısım. Ve sur, sura üflendi ve idahum o zaman onlar minel ecdasi. Bu ecdas kabirler diye tercüme ediliyor ama bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Üç, üç, iki yerde daha geçiyor bu kelime ve hepsinde de bir yerden çıkıyor yani dirilişi anlatıyor. Kimisinde mesela e, pervaneler gibi çıktığı söyleniyor. Ama nereden? Ecdas denilen yerden. Bunun bir açıklamasını bulamadım. İla rabbihim yensilûn. Rablerine geliyorlar yerci un yerine yensilun denmiş. Bu da anlaması zor bir kelime. Nesille aynı kökten. Demek nesil nesil diriliş var. Kalu dediler. Ya veylena. Yazık bize. Membe asena. Kim getirdi gönderdi ya da diriltti. Min merkadina. Ha, merkat uyku yeri. Çünkü bir yerde daha geçiyor bu kelime. O da bakalım geçtiği diğer yer Kehf suresindeki uyuyanlar. 309 sene uyuduktan sonra onlar onlar için rukut kelimesi kullanılmış. Burada da merkat uyuma yeri. Kim bizi uykumuzdan uyandırdı gibi tercüme etmek lazım. Ben ve asenamin merkadina. Buna da kabir denmiş. Şimdi bunların ikisine kabir denmemesi gerektiğini vurguluyorum. Hazama ma vaader rahman. İşte Rahman'ın vaad ettiği bu. Ve sadakal murselun peygamberler doğru söylemiş. Yine bu Fihfe'ha fi's sure, döneceğiz. Bir ayet daha vardı ona gidelim. En'am suresinde uzunca bir ayet. Bu da Mekki bir sure. Mekke değilmiş ama son döneminde. Ve o Allah ki halakas semavati vel arda gökleri ve yarattı bil hak. Hak ile yarattı. Buradaki hak ilenin tersi batıl. Yani e, inanmayanların iddiası gibi dünya bir hiç için boşuna yaratılmadı ve tesadüflerle gitmiyor. Hak ile yaratıldı. Bu dünya gökler ve yer haktır ve bir anlamda hakikidir ama burada yapılanların karşılığını görmek için ve yemeyekulu dediği gün ne demiş kun ol dediği gün fe yekun hemen olur. Kavluhul hak onun sözü haktır. Bu da el hak bu da el hak burada batılın tersiydi. Bil hak burada ise kavluhul hak onun sözü doğrudur. Dost doğrudur. Bu da yalanın tersi. Ve lehul mülk onundur. Yevme yunfahu sur. sura üflendiği gün mülk onundur. Yani o gün mülk açıkça onun. Başka bir surede soruluyor. Limenil mulkul yev, mülk kiminmiş? Lillahil vahidil kahhar, tek ve kahreden Allah'a ait. O gün herkes görüyor. Galimül gaybi ve şehade, gaybi ve şehadeyi bilen, yani duyu organlarımızda, ölçü aletlerimizde bilinen veya bilinmeyen her şeyi. Gayb bu şekilde bilinemeyen, şehadede bilinen. Ve huvel hakimul habir. O hikmet ve haber sahibidir. Hikmetlidir, yaptığı işte hikmet vardır, haberi vardır ve üstelik bu yaptıklarımıza haber verecektir. El-Fatiha.